gelecekti. Herkese merhaba. Evet, mutfağımdan hepinize selamlar. Canlarım benim. Vallahi kaç gündür görüşemiyoruz. Çünkü ben bir türlü kendimi bir toparlayıp kendime gelemedim. Bir saniye, sizi şöyle mansaydım ki acaba. Evet. Kalınca böyle daha güzel oldu. Evet. Ne yaptık? Çocuklar okuldan geldi. Annem Ömer Halis'i aldı. Evine götürdü. Çünkü Ömer Halis hiç bana rahat huzur vermiyor gerçekten. Çok şey istiyor yani, böyle ilgi alaka istiyor. Bayağı bir enerjimi tüketti yavru kuşum. Şöyle evimi temizledim. Akşam yemeğimi de artık yapayım diyorum. Ay, havada bir bunaltıcı ki var ya, sormayın. Yemin ederim o kadar bunaltıcı bir hava var ki. Çocuklara çorba yapmıştım öğlenden. Onlar geldiklerinde önce bir çorba içmişlerdi. Şimdi de şöyle bir tava patatesli kanat yapayım dedim. Patatesli tavuk atayım ocağa. Beni mutfakta özleyenler varmış. Dedim daha fazla özletmeyeyim kendimi. Ay, sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Instagram'dan sayısız mesaj alıyorum. Gerçekten inanılmaz derecede. Ay dur, şunu kendime saklayayım. Sebzeli bir şekilde haşlarım bunu yarın. Bunu kaldırayım bir saniye. Bu kadar tavuk yeter diye düşünüyorum çünkü. Çünkü artık ben yiyemiyorum biliyorsunuz. Bunu yarın haşlayıp tavuklu sebze çorbası yaparım kendime. Ay, ne yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Nasılsınız? Vallahi beni gördüğünüz gibi diyeceğim ama şu anda göremediniz gerçi. Ama şimdi bir saniye kamerayı kendime çevireceğim. Çünkü şurada bir iki bulaşığım var. Onları halletmem lazım. Mikail! Ne? Buldum nasıl götüreceğini böyle. Ha. Ah. Sonra tablet geri getir ama sakın tablet çöplatma. Gülşen'in terliklerini giy ver Enfah. Evet. Ay, karşınızdayım. Şurada sizle iki sohbet ederken bir dakika bulaşık makinesini boşaltayım. Sizi de şöyle alayım. Evet, ne yapıyorsunuz, neler yapıyorsunuz bakayım. Vallahi ben uğraşıyorum. İzinden geldiğimden beri bir türlü kendimi toparlayamadım. Şöyle bir toparlayıp video çekme konusuna gelemedim. Ama artık Instagram'dan o kadar çok mesaj geliyor ki yetişemiyorum bile gerçekten. Yani oradaki yorumlara, mesajlara... Ay, çirkin bir görüntü oldu. Mesajlara da yetişemiyorum, inanın. Geri dönemediklerim varsa buradan hepinize özür diliyorum. İnanın akşam saat 8'de 9'da çocuklarla birlikte yatıp uyuyorum yani. Çünkü inanılmaz derecede halsizim. Vücuduma besin girmiyor. Sadece protein shake ve su, süt, ayran, kefir. İşte 4-5 gündür hayatımda şey var, çorba. Domates çorbası. Ama onu da İstediğim gibi tüketemediğim için çok fazla böyle bir besin almış olmuyorum maalesef. O yüzden bir türlü de böyle bir toparlanamadım. Bir toparlanıp video çekmeye başlayamadım. Artık bugün Ömer de yokken önce annem onu saat 12 gibi falan aldı benden. Ondan sonra önce bir saat uyudum. İnanılmaz çok uyuyorum. Ay, bir de bir sıcak var. İnanılmaz derecede uyuyorum. Kendim uyku moduna alamıyorum yani hiçbir şekilde. Öyle yani. Günlerim böyle geçiyor. Halsizim dediğim gibi ama inşallah bugünler de geçecek.
Birkaç gün sonra püre dönemime geçiyorum. Ama bilmiyorum bir şey yiyebilecek miyim. Çünkü artık mide zaten küçüldü. Hiçbir şey yemeye içmeye hepten küçüldü. Bakacağız bakalım püre döneminde neler yazacak. Diyetisyenim neler verecek. Ne yiyebileceğim. Ne izinli olacak. Ona göre bir beslenme şeyim olacak. Ama şunu söyleyebilirim. Ameliyatımın 15. gün tartılım. Bugün 17. günü. 15. gün tartılım. Kaç kilo verdim? Birazdan söyleyeceğim. Bir saniye. Evet, nerede kalmıştık? Çocuklar yemeklerini yediler. Şimdi onlara buzlu dondurma verdim. Annem arada artık Ömer hali seni soruyor diye. Saat 7 oldu. Vallahi 7 saattir annem de. Dedim getir çocuğumu. Ay. Midem tuhaf. Kefi için birazcık dediydim. Oh, fazla kendi galiba. Oysa ki bir çay bardağı kadar içmiştim. Neyse, bu arada en son ne demiştim? Ben bir şey diyordum. Tam orada araya yemek faslı girdi, söyleyemedim. 15. günüm, 15. tüp midili günümde tam 10 kilo verdim arkadaşlar. Bu sabah daha fazla eksik gördüm ama onu artık 20. günümde söylerim. Her 5 günde bir tartırmaya karar verdim. Onun dışında her gün tartılıyordum gerçekten. Hatta ilk zamanlar her böyle lavabo ihtiyacımı işte her elim yüzümü yıkamaya gittiğimde böyle bir Elifler'de tartıya çıkıyordum. Sanki her çıktığımda böyle bir 100 gram 200 gram eksilecekmiş gibi bir psikolojiye girmiştim. O psikolojiyi atlattım. Ondan sonra bir müddete son bir haftadır da her sabah tartılma şeyim vardı. En son dedim tamam haftada bir kere tartılacağım sadece. 5 günde bir. Ömerciğim geldi. Artist. Sen artık eve mi geleceksin? Hadi anneanne şu size teşekkür ederim de. Hoşçakal. Selamünaleyküm sevgili kızımın sevgili takipçileri. Sevgili takipçi kankana ağrım de. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Bir şey değil. İyi bitirdim işim kalmadı, çocukları da doyurdum. İyi. Bir makine çamaşır atıyordum. Tamam.
kaldı artık. Hadi gibi. Görüşürüz. Sırtımda namaz kıldık. Sırtımda kaldı öyle. Oldu, hadi görüşürüz. Kardeşlerin özlemiş, hemen kendini içeriye attı. Her neyse, ne diyorduk? Artık kendimi şartlandırdım. Haftada bir kere sadece çıkacağım tertiye. İşte tam 15. günümde çıkmıştım. Eksi 10'u gördüm arkadaşlar. Öyle. Seviniyorum tabii ki. Çünkü kolay bir süreç değil. Onu baştan söyleyeyim. İlerleyen günlerde birazcık daha böyle zaman katlettiğim zaman, biraz daha bir şeyler yaşadığım, bir dönemleri geçirdiğim zaman inşallah sizlere çok detaylı bir şekilde bu konuyla alakalı söyleyeceğim, konuşacağım, anlatacağım şeyler çok var. Ama şimdilik iyiyim yani, Allah'a şükür onu söyleyebilirim. Dediğim gibi sıvı dönemimdeyim, hala o sıvı dönemimi geçmedik. Allah nasip ederse bakalım haftaya çarşamba veya perşembe günü herhalde daha anca püre dönemime geçeceğim. Yani 21. günümden itibaren püre dönemine geçeceğim. Öyle yani, şimdilik böyleyiz. İnşallah yarın bir video çekme gücü bulurum kendimde. Bugün artık öyle böyle bir iki bir şeyler çekeyim dedim. Öyle boş boş çekip gereksiz bir video çekmek istemiyorum. Sırf video çekip paylaşmak için video çekmek istemiyorum. Hoş, bugün de öyle oldu biraz ama artık hani bir şey çekip iyi olduğumu sizlere söylemem gerekiyordu. Böyle. Ne diyelim? Benden bugünlük bu kadar. Ömer Halis de geldi artık bu saatten sonra da çok fazla telefonu alamam elime, kamerayı. O yüzden bu şekilde bitireyim. İyiyim Allah'a şükür. Sadece dediğim gibi halsizliğim çok. O da inşallah püre dönemine geçince birazcık böyle mideye ve vücuda sebzelerin vitamini girince herhalde biraz daha kendime gelirim diye düşünüyorum. Böyle yani. Ne diyoruz? Benden bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda tekrar sizlerle görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.